Paşalarım, vaziyet mühim olduğu için bugünkü Divan-ı Hümayun Meclisi'ne iştirak edeceğim. Rumeli Sancak Bey'ine ve beyler beylerine Peşte'ye destek olmaları için derhal Emr-i Hümayun gönderilsin. Bu dinden Peşte'ye kuvvet aktarsınlar. Emru ferman yüce hünkârımızındır. Hünkârım, bir husus daha var. Orta Macaristan'da Avusturya'nın işgal eylediği Vaç, Vişegrad, Estergon, İstorni Belgrad ve Peçuy gibi bazı şehir ve kalelerde Macarlar ayaklanmış. Hünkârımızdan yardım talep ederler. Bu fırsattan istifade etmek lazım. Doğru. Böylece hem Budin ve civarını emniyete alır, hem de Avusturya'nın işgalindeki bu topraklarda hakimiyetimizi rahatlıkla yayabiliriz. Orta Macar'da Avusturya tahkimatı ne vaziyette? Hünkârım, gelen casus mektuplarına göre bilhassa Estergon'da İspanyol ve İtalyan birlikleriyle kaleleri tahkim eylemişler. Ancak Valpo, Skolni ve İstolni Belgrad çok muhkem kaleler değil. Sigismund Zapolya'dan bir haber var mı? Zapolya'nın müsahipleri emirlerinizi beklemektedir hünkârım. Erdal Canevi'nde de bir sıkıntı yoktur. Arşidük Ferdinand'a ders vermenin tam vaktidir hünkârım. Ben de senin gibi düşünüyorum Rüstem Paşa. Derhal sefer hazırlıkları başlasın. Hünkârım, divana katıldığınızı ve sefer kararı aldığınızı söylediler. Doğru. Sefere çıkıyoruz. Artık bir kalbim olmadığına göre düşmanlarım ziyadesiyle korksunlar benden. Hünkârım, size karşı mahcubum. Fakat emin olun elimden gelenin fazlasını yaptım. Malkoçoğlu, şu cihanda hükümdar olsan da kâr etmez. Kaderinde yazan neyse onu yaşarsın. Gel. Hünkârım, Mihrimah Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım. Mihrimah'ım, benim ayışığım. Hünkârım, bana bir emriniz yoksa? Çekilebilirsin. Sultanım. Sizi merak ettim. Afiyettesinizdir inşallah. Sen evladınla meşgul ol Mihrimah. Zinhar beni düşünüp üzmeyesin kendini. Siz mesut değilken benim yüzüm güler mi hiç? Aklım hep burada. Üstamla da konuştum. Müsaade ederseniz ben bir müddet burada sizinle kalmak istiyorum. Şu dünyada karşısında aciz kaldığım iki can var. Birini kaybettim. Diğeri burada benimle. Allah'a şükürler.